Günaydın. Şimdi ufacık bir makyaj yapalım. Dışarıya çıkacağız. Gene markete gideceğiz. Arkadaşlar her gün markete gitmiyorum ama geçen gün, 2 gün önce yayınlanan videom. Tabi bu video ne zaman yayınlanır onu da bilmiyorum. Anneciğim şu şeyi, klimayı bir kapatır mısın? Ses geliyor. Pazartesi günü çekmiştim. Bugün günlerden pazar. Videoyu 4 günde yükleyebildim. Çünkü internetim yok biliyorsunuz. Klimayı kapat annem, ses geliyor dedim. İnternetim yok maalesef. Ondan sonra tekrardan bu sefer Millenikom dediğim gibi bağlayamadı. Bu süreçte Türknet'e başvurduk. Dün adam aradı. Efendim Arancığım. Tamam anneciğim, ben makyaj yapıyorum. Baban aşağıda bekler. Ondan sonra Türknet'e başvurduk. Türknet'ten adam aradı. Kuruluma gelen kişiydi. Siz dedim Millenikom'dan başvuru yaptınız mı? Evet yaptım dedim. Ha işte o benim, gelmiyorum dedi. Ya dedim ne demek gelmiyorum? Artık gülüyorum, sinirlerim bozuluyor çünkü. Efendim. Babam geldi. Hayır anneciğim, bakamazsın. Niye? Çünkü ben balkonda değilim. Ben yokken balkona çıkamaz. İşte dedi o benim dedi. Gelmiyorum dedi. Adam yine dedi gelmiyorum diyor. Bağlamayacağım diyor. O kabloyu oradan almak benim görevim değil diyor. Neyse gelme dedim. Adam da bağırıyor bana bu arada. Kimin görevi o zaman diyor. Başka yerden başvur diyor ya. Böyle bir şey var mı? Adam yapmak istemiyor, başka yerden başvur diyor. Aradım Türknet'e, dedim ki personeliniz böyle böyle yapıyor. Birincisi dedim beni azarlıyor dedim, bana bağırıyor dedim, onun için şikayetçiyim dedim. İkincisi böyle böyle yapıyor dedim. Kadın dedi ki evet dedi, o kabloyu Türk Telekom'un çekmesi gerekiyor. Dedim ki bakın Türk Telekom zaten kabloyu taktı. Eve bağlanması kaldı. Velev ki Türk Telekom'un çekmesi gerekiyor. Bunu dedim hani sizin halletmeniz gerekiyor dedim. Ben Türk Telekom'un peşine düşecek olsam zaten Türk Telekom'dan başvuru yaparım dedim. Evet haklısınız hanımefendi, bizim yapmamız gerekiyor. Dedim personeliniz niye dedim ikide bir gaza gelip bana bağırıyor. Şu anda gülüyorum ama o an çok sinirlendim yani. Neyse dedim, iptal edin başvurumu dedi. Ondan sonra... Anne! Efendim anneciğim. Peki şimdi bakabilir miyim? Kapıyı açabilirsin, baban geldi çünkü. Al şu anahtarı tak. Şunu tak. Kapıyı aç. Neyse. Ondan sonra... Yok hanımefendi etmeyin, pazartesi günü halledeceğiz işinizi falan filan dedi. Başka bir ekip göndereceğim, çok özür dilerim, öyle böyle. Adam sırf şeyinden yapmıyor, anlatabiliyor muyum? Neyse öyle deyince tamam dedim artık, hani en azından taahhütsüz olduğu için kalsın dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Makyaj yapıyor. Markete gidelim demedin mi? Dedim. Makyajsız mı geleyim? Ne haber kral? Ne var ne? Nasıl gidiyor baba yapıcı? Neyse sonuç itibariyle pazartesi bekliyorum. Pazartesi geldiler, geldiler. Gelmedi de iptal ediyorum. Taahhütlü de olsa Türk Telekom'a başvuracağım. 6 ay dondurma süreci var. Gittiğimizde dondururuz. Dondurmadığımızda faturayı boşu boşuna öderim. Ama bu insanlarla uğraşmaktan çok sıkıldım artık. 6 tarafı bir internet istiyorum. Ondan sonra bir de bana kızıyorsunuz. Aha Antalya'da internet bile yok ya. Yok ya, adam diyor ki gelmiyorum diyor. Bak kurulum için gelmiyor bile. Bakmıyor bile. Gelmiyorum ya diyor. Ben diyor gelmiyorum diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ona sonra da salı günü gene gideceğiz oğlum ya. Bugün gideceğiz. Bakın salı günü gene markete gidecekmişiz. Bugün nereye gidelim. Gideceğiz bugün? Aha ben hatta. Şu şeye bir bakalım. Dudaklarımın kuruma mevsimi geldi gene. Sarıya bir gidelim mi? Şeye bir bakalım. Ne? Baba hayır. Tamam anneciğim, bunu dışarıda şey yapalım mı? Karar ya, verelim şey mi? Yaparız oğlum. Bu arada hindi boynunu yapıp paylaşır mısın diyenler var. Zaten yapıp paylaştığım videolar var ama yeter ki siz isteyin, gidelim sizin için yeniden hindi boynu alırım. Baba. Yeniden yapar paylaşırım yani. Evet. Zaten o tarifi herkes yesin istiyorum. Bunlar market şey yani, bizim Baran bile bizim gibi market sever olduğu için market tartışmaları bitmiyor. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Dün de hiçbir şey yoktu. Dün yoğurt çorbası yaptım. Ama bugün bir şey yok yani. Ne yapıyorsunuz siz? Bant şey yapıyoruz. Bant şey yapıyoruz. Bana mı yapıştırıyorsun? Evet. Tamam. Allah Allah. Tamamdır, hadi çıkalım o zaman.
Kocam beni yukarıya çıktı. Normalde ben inecektim de. Gene geç kaldım herhalde. Gidelim şimdi market. Daha hangi markete gideceğimiz de belli değil. Ne yapacağımız da belli değil. Çıkalım bakalım bu videomu kaç günde yükleyeceğim, o da belli değil. Serkan şantiyeden akşamlar şey getiriyor. Superbox'ı getiriyor, şantiyedeki Superbox'ı. Ama o da 16 megabit hızında bir internet. Ve o kadar kullanılıyor ki o hız düşümü oluyor sanıyorum. İnternet var ama yani sadece modem var. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir işe yaramıyor. Onun için şu internet işini çözersem daha sık video çek diyenler var. Çekeceğim zaten, ben video çekerken çok eğleniyorum. Çekeceğim ama önce bir internet işini halletmem lazım. BİM'e geldik de şu vırık cırıkları bir göstereyim size. Bu kavanoz. Ay diyette olmasam şunların hepsinden alırdım. Beni bilen bilir. Yeni çıkan bir şey varsa tadına bakmam gerekir. Ballı tereyağlı kurabiye. Hurma, kakao fındık. Ben bunu evde yapıyorum zaten ama bu da güzel bir şey bence. Şu portakal çubuğu. Ay buna bayılırım. Serkan sevmez bit derdi ama ben bayılırım. Filtre kahve. Ben normalde filtre kahveyi çok seviyorum. Bizim Ankara'da makinamız var fakat burada yok. Makine olmayınca da çok ne bileyim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ona alıştığım için bence. Belki oluyordur da. Milkalarımız var burada. Türk kahvesi. Naneli. Bu naneli kahve de çok güzel ama çok doğal şeyler olmadığı için diyette kullanamıyoruz onları. Ay kahveli çikolata. Tabii bu yeni yaptı ama daha önce kahveli çikolata yemiştim. Onu da çok severim. Burada neler varmış? Konsantre yumuşatıcı. Bu yeni herhalde. Normalde var çünkü benim konsantre yumuşatıcısı. Aa pelin saçlandı. Almam lazım bundan. Ama niye ben görmedim? Ben severim böyle şeyleri. Ne? Tahinli pekmez yemiştin ya. Tahin pekmez yok ki burada anneciğim. Neymiş bu? Palette burada hepsi açık. Burada her şey açılıyor. Başka da bir şey yok herhalde. Değil mi? Başka bir şey yok herhalde hayatım. Gelenlerden bunlar kalmış. Kaşık çikolata. Ay ben çok severdim. Arkadaş çok alırdı bundan bana. Ya güzel aslında. Bunları çok seviyorum ama bizim banyomuz şey, duşakabin falan yok. Baran sürekli giriyor çıkıyor. İşte ıslak oluyor ya hep hayatım. Mutfağı da ıslatıyor sürekli. Bizim yerlerimiz hep ıslak maalesef. Onun için anne, olmuyor. Anne çok okuyan yok aldım. Aldın mı? Hı-hı. Alabilir miyim demeden mi aldın? Alabilir miyim? Bilmiyorum ki, bir düşünmem lazım. Dönünce alalım olur. Ya şuna gidip gelip bakıyorum şu Ice Roll. Şu ne biliyor musun? Açacağım aşk. Dur şundan göstereyim. Şunu böyle dolaba koyuyorsun. Böyle suratına masaj yapmak için bu. Benim vardı ya yeşim taşım. O kırıldı, senin haberin yok. Hı-hı. Bundan gidip gelip bakıyorum. Burada da bitmiyor. Ankara'da olsaydı şimdiye kadar bitmişti. Ne oluyor? İşte, soğuk. Aşkım yüzüne masaj yapıyorsun. Hayır, ben gidip gelip bakmayı tercih ediyorum. 25 lira az değil. Hayır, şunu ben dolaba koyup sonra suratıma süreceğimi düşünmediğim için. Yoksa bir tane yeşim taşı bulsam gene alacağım yani. Şampuan var. Vücut losyonu varmış. Diş macunları. Gene dolu burası. Ankara'dakine göre buradaki aktüel ürünler kolay kolay bitmiyor. Ankara'da bulamıyoruz, hemen bitiyor. Alın burada. Ay şunlar renkli renkli, görünce hoşuma gidiyor da alıp ne yapacağım yani. Aa şu eskiden vardı, bilmiyorum benim yaşıtlarım hatırladı. Eskiden ıslak mendil vardı. Bu temizleme mendiliymiş de. Eskiden ıslak mendiller vardı böyle kutularda. Çok güzeldi. Güzel dedim işte yani, eski olduğu için böyle kutuyu görünce insan hoşuna gidiyor. Başka da bir şey yok. Haydi neredesiniz? Gidelim mi? Bir şey var mı orada? Ne var? Bir şey baktım öyle de. Sabunlar var ya, belki kap bulurum diye şey sakın. Ha arabada yemek için mi? He. Alırız şimdi. Dur şurada var sabun. Yok, büyük büyük şeyler varmış. Neyse alırız ya. Nalbadan alır girerim 2 dakika. Zaten mandal da alacağım. Hadi. Tamam alırım şimdi. Ya şunu göstermeden edemeyeceğim. Daha önce de göstermiştim ama yani bunlar bitmiyor. Şunlar bir bitse de ben rahat etsem ya. Vallahi gördükçe şeytan diyor ki bırak canım diyeti diyor ya. Değil mi anneciğim? Bakayım bunlar ne? Çikolatalar, bir sürü bir sürü çikolatalar anneciğim. Gel babana bakalım ne bakıyormuş, gel. Gel gidelim bakalım baban ne bakıyormuş. Nereye gidiyorsun?
Etme. Hindi. Hindi olunca burada oluyordu. Burada yok. Yok. Evde yemek yapacak hiçbir şey olmadığı için telaşa düştük. Poşet piliç diyor 15-25. Kilosu mu? Hı, köy tavuğu değil ya aşkım. Şu sende. Evet. Aynen aşkım, kilosu. Evet. Muhtemelen biraz da son kullanma tarihi yaklaşmıştır. 7-10 diyor. 7-10 ha. Şimdi önce bir Vim'e gittik. Abur cubur bir şeyler aldık. İşte fındık, ceviz, hurma aldık ki yolda acıkmayalım diye. Ondan sonra şimdi Selik'te manavımıza uğradık. Fazla bir şey almadık. Kabak, havuç, soğan, limon aldık. Muzlu avokado da aldık. Limon da 4 kilosu 10 liradan. 4 kilosu 10 lira. Ya eski limon böyle dışı falan şey. Ama acayip suyu var onun. Kötü gözüküyor. Ama zaten sürekli çabuk kullandığımız için sıkıntı olmuyor. Yani şey olmaz, bozulmaz. Tutamacımızı aldık farkındaysanız ve sallanıyor. Az önce sallanmıyordu. Şu yoldan sallanıyor galiba. Neyse şimdi tarım krediye gidiyoruz. Oraya bir bakacağız. Ondan sonra benim amacım Migros'a gitmek. Aslında Migros değil, fileye git tabii ki ama Migros'a gideceğiz. File uzakta şu anda. Bulaşık tabletim bitince fileye gideceğim. Tablet ve et almak için. Büyük file mi? Büyük file. Antalya'ya gideceğiz. Neyse tarım krediye geldik. Her zaman dikiyoruz fileye. Anneciğim evet Antalya'da bir tane var zaten. Oğlum Antalya'da bir tane var. Çok şükür var. Neyse. Ağabey çöpe attı. Öyle geri geliyor. Çöp nerede? Az kalsın kapıyı açıyordum. Tamam. Nasıl atacağım? Bak abi deli onu döndü. Ben şu aşağıdaki glutensizi almıştık. Alın pele dön. Yine glutensiz bir makarna alalım. Bundan bir tane. Şurada glutensiz unlar var ama. Ya bundan alayım bir tane. Tamam çok abartmayalım. Yeter, hı hı, yeter bence. Başka? Alacak şu an keçi boynuzu unu var. Kakao, glutensiz kakao. Bilmiyorum ki. O salambura yaprak bile varmış. Bilemiyorum hayatım. Burada ne varmış biliyor musunuz? Boyum yetişmedi. Şöyle indim. Et balığın dana kıyma konservesi varmış. Ben bunu ilk defa gördüm. Servise hazır kavrulmuş herhalde. Galiba. Ankara'da da görmemiştim. Et balığa o kadar gidiyoruz, geliyoruz. Ay, koyamadım. Hiç görmemiştim yani. Gel, şunlara bakalım Baran, gel. Dondurulmuş limonata. Yani şu dondurulmuş şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Ispanak, taze fasulye falan. Ama küçük oldum, benim pek işimi görmüyor. Ay büyük baranla küçük barana şey yapacağım, pizza yapacağım ya bugün ya yarın. Şu köfteleri baran seviyor, alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Gene direkt eve gitmeyeceğimiz için. Ha? Senin köftelerinden var anneciğim, alsak gene eriyecek. Ne? Bir gün direkt buraya gelip buradan eve gitmemiz lazım biliyor musun? Çünkü şu köfteleri de almak istiyorum, alsam eriyecek olmayacak. Hadi. Hindi göğüsü alayım mı? Anneciğim bir saniye. Şurada dilimlenmiş var. Daha önce bundan almıştım. Aynı zaten. Fiyatı da aynı. Hayatım. Karar vermedim. Hindi alayım mı? Sen bilin ha. Akşam ne yapacağız? Fileden mi alalım? Akşam köfte yaparım. Köfte ya. Veda istersen alayım. Efendim. Evet. Dev çikolata. Sen şimdi bir tane alacağız küçüğünden. Bakın kocam beynar topluyor. Hemen evimizin yanındaki nar ağacı bu. Dede ne diyeceksin ki dede? Ha bak narlara. Bak narlara da. Dede bak narlara. Dur dedeni aramadık daha. Küçük küçük şuralarda o kadar güzel ki böyle nar çiçekleri. Yani şurası kanal, burası kanal yolu işte. Burada bir sürü ağacımız var. Zeytin var, nar var. Efendim. Evet, şimdi eve gidince olmuşsa yeriz. Hayatım çok alma istersen. Olmuş mu? Olmuş. Bayağı olmuş. Ama çiçek. Böcek mi var? Anama bak çiçek olanlar olmamış. Nar reçeli yapacağım. Anam bak çiçek olanlar. Bir poşete koysaydık bunları. Gümüş ya oğlum. Bak çiçek olanlar. Evet ağaçtaki evet çok küçücükler var böyle. Bakın anne, küçücük küçücük. Anne keksi çiçek olanlar var. Keksi çiçekler olsun. Onu bitirdim. Baba sen de bana.
Ay bu çocuk beni öldürecek yemin ederim. Geldik eve şimdi aldıklarımı göstereyim. Hurma aldık. Biz canı çok tatlıysa da hurma yiyoruz. Ondan sonra klasik paranın muzu. Baba gelirken bana muzu kek ödedim. Ay meraklı teyzeler olur ya. Domates, menemen yapar yeriz oğlumla. Anneciğim, kabak biliyorsunuz vazgeçilmezimiz. Kabak spagetti. Oğlum ne oldu? Babam annemi tuttu. Aa tamam, ararız anneciğim, ararız. Biraz soğan aldım. Abi bu az bir şey aldım, ne kadar rahatım. Birkaç tane de havuç. Ondan sonra mikrosta sadece 2 kilo kıyma aldım. Bunu şimdi parçalara böleceğim. Ondan sonra tarım kremiden şey aldık. Şu glutensiz makarnalardan aldık. Arkadaşlar durum çok kötü. Geçen hafta 10 liraya aldığımız glutensiz makarna bu hafta 15 lira. Yani önceden de her şeye zam geliyordu. Şunun tadına bak. Hayır anneciğim, o benim mayas. Tadına bakamazsın. Tadına bakmayacağım da. Bakacağım. Hayır anneciğim, açamazsın. O kapalı paketi. Lütfen açma. Kendini ilgilendiren şeylere bak. Yani normalde de her şeye zam geliyordu ama 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş, 1 lira gelsin. Ya bir şeye 5 lira zam gelemez bir haftada ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Bu ne? Bir tane süt aldık. Bunlar gördünüz zaten topladığımızlarla. İşte burayı onun için çok seviyorum. Bu sebze meyvelerinde çok şey iyi. Sonra mandal aldık. Mandalımız bitmişti. Başka aldığım bir şey yok. İki tane. Baran nereye gidiyorsun? Balkona çıkamazsın. Çıkmadım. Artık hiç yerinde durmuyor. Hiç. Bakın sürekli bir koşma hali. Sürekli. Ne oldu anneciğim? Niye çıktın oraya? Şunu da göstereyim. Dün akşam Nazo hoş gelmişti. Mısır getirmişti. Şimdi onları da pişireceğim. Bu turşularımı göstereyim size. Şey Antalya sebze meyve önünden kaldığımız yer, Taşağlı için bahsediyorum. Yukarıda Çardak köyü var, zaten orada seralar var. Domates, biber seraları dolu. Burada zaten evin yanında komple mandalina, portakal, turunç ağaçları var. Zeytin. Ondan sonra nar. Bir de şöyle bir durum var burada, hani sağ olsunlar şey durum yok. Hani ilk başta geldiğimizde çok yabancılamıştık. İstiyoruz. Hani biz ne kadar diye soruyoruz. Onlar çok kızıyorlardı bize çünkü para almıyorlar burada. Ya kendi ağacın gibi. Bir de şöyle bir durum var, hani alıp satmıyorsun sonuçta. Aldığın 2 tane 3 tane bir şey. Hiç şey yapmıyorlar yani, kendi ağacın gibi alıyorsun, yiyorsun, ediyorsun, şey yapıyorsun. O konuda çok iyi ama turşuluk konusunda hiç memnun kalamadım. Bulamadık çünkü. Halde yok dediğim gibi. Diğer taraflarda pahalı ama bu cuma da Sevik Pazarı'na gideceğim. Çünkü turşum yetmeyecek. Bir de size yaptığım turşuları göstereceğim. Bunları şimdiki şu araya koydum. Bu ara serin oluyor çünkü. Salatalıklarım maalesef acı çıktı. Çok üzüldüm ona ama suda bekletince biraz acısı gibi gitti gibi oldu. Öyle olunca da yaptım. Ay çok güzel gözükmüyor mu turşularım, canım turşular. Şöyle kolye koydum ki biraz havalar serinlesin diye. Şurada dediğim gibi o teyzeden aldığım biberlerim. Böyle çeşit çeşit yaptım işte. Genelde biber yaptım. Salatalığı 10 kilo yaptım. 20 kavanoz çıktı ama yetecek gibi gözükmüyor. Bize yetmez diye düşünüyorum. Onun için Serik Pazarı'na gitmem lazım. Bir de tatlı biber yaptım. O da altta kalmış. Onu da Serkan'a yaptım. Şimdi kıymalarımı paketledim. Bakın şöyle küçük küçük paketleri ayırdım. Şöyle bunları şimdi buzluğa atacağım. Bir de akşama böyle yarım kilo kadar ayırdım. Bundan köfte yapacağım. Arpacık soğanla köfte yapacağım. Bunları da koyayım ki yine köfte falan yapacağım. 2-3 tanesini alırım. Ama böyle küçük küçük olunca da rahat oluyor. Sabah bir kıymalı yumurta falan yapmak istedim bunu. Ya arkadaşlar ben et yemeden doymuyorum. İşin üzüyor. Ya ağzım böyle kenarına kıyısına bir et gelecek. Geçen gün karabuğdayı unuyla börek yaptım. Börek mi? Börek. Börek demem de kocam bir iptal geçer. Neyse. Ispanaklı yaptım ama içine şu kadar bir kıyma koydum. O kıymanın tadı gelecek. Yoksa doymam. Ne yapabilirim? Yani yalan mı söyleyeyim? Kıymalarımı kaldırdım. Şeyimi koydum. Şurada da şu biberlerim var. Kırmızı biberlerim. Bunları da fırına atacağım. Yoğurdum yok. Gelmedi uzun zamanda. Şey de gelmedi. Süt de gelmedi. Yapamadım. Şey yapacağım. O zeytinyağlı
sarımsaklı falan salata gibi bir şey yaparım. Ya Baran'la, bir küçük Baran'la, büyük Baran'la pizza yapacağım ama bugün yapamayacağım galiba çünkü malzeme almayı unuttum. Sucuğum ve kaşığım var, başka bir şeyim yok. Aslında başka bir şey. Ama çocuklar salam falan da seviyor. Onun için yapmışken tam yapacağım. Yarın alır, onu yaparım. Şimdiki şuraları bir toparlayayım. Bakayım ne yapacaksam. Bakın arpacık soğanlarımı tavaya koydum. Azıcık bir sade yağ koydum. Bakın yok denecek kadar az. Bunu da çeviriyorum. Piştikten sonra tuzluyorum. Mis gibi oluyor. Köftemi de yoğurdum. İçine hiçbir şey koymadım. Sadece baharat koydum. Burada da nazoşumu getirdiğim mısırla haşlanıyor. Baran şimdi mısırını yiyip uyusun, biraz dinlensin. Yoksa uyumadığı zaman hiç çekilmiyor. Ya şey diyorum, böyle karı koca sohbet videoları çeksek. Biz sohbet ederken çok eğleniyoruz. Mesela böyle duruyoruz. Serkan diyor ki, açsana niye video çekmedin? Ya bir anda da böyle hani insanın aklına gelmiyor. Acaba öyle videolar çeksek hoşunuza gider mi? Serkan'la akşamlar oturup çay saatimizde size video çekebiliriz. İstiyor. Soğanlarım, ben yemek yaparken çok korkarım üstüme sıçrayacak diye. Ya hindi boyun yoktu. Hindi boyun olsaydı alacaktım ama bu hafta içi gideceğiz dedik fileye. Bu hafta içi olmasa bile en geç 10 gün içinde gideceğim. Kesinlikle bir daha hindi boyun alıp yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Yani imkanım olsa, ben yemek yapmayı ve yedirmeyi o kadar seviyorum ki, hepinize imkanım olsa yapıp birlikte yeriz yani gerçekten. Veya dağıtırım. Hani yeter ki insanlar benim sevdiğim şeyleri yesinler. Aa ne güzelmiş desinler diye. O kadar seviyorum. Bakın şimdi ne göstereceğim. Bir de açmayacaktım bunu ama size göstermek için açayım dedim. Böcekli çıktı hurma. Görüyor musunuz? Bayağı eli ayağı falan var kendisine. Çok moralim bozuldu. Sevdiğim yumuşak hurmadandı bu ama. Neyse iyi ki yemeden gördüm. Yedikten sonra görsem dünya başıma yakılırdı. Bakın soğanım da pişti. Azıcık da tuz ekledim üstüne. Mis gibi oldu. Bunun yanına bir de köfte. Allah bereket versin. Tabii bir de burada biberlerim var. Közlenmiş. Ya aslında burada balkonda mangal da yakabiliyoruz. Hani Ankara'da falan yasak yapamıyoruz. Burada yakabiliyoruz. Burada zaten herkes sürekli mangal yaktığı için de sıkıntı değil. Ama kömürümüz falan yok. Aslında kömürüm olsa Baran da çok seviyor. Hani Baran'a kahvaltıda bir sucuk yapar veririm, köftesini yapar veririm. Bir kömür alayım aslında. Şu közleme işlerini falan balkonda yapayım. Ki kömür tadı daha güzel oluyor zaten. Bir de konserve yapacağım. Patlıcan, biber falan. Bu hiç fırında yapmak istemiyorum. Bak bakalım. Bak. Hadi. Yok yok. Tamam çık bak. Çık. Baran puding istedi. Ona puding yaptım. İkide bir şeye bakıyor. Soğuduğunu sormadım diye. Çık. Bence soğumamış. Bugün köftelerimi böyle yuvarlak yaptım. Baran Bey'e de yeşillik olsun diye. Ama bakar mısınız? Hiç yağ çıkmadı ya. Neredeyse yağ koyacağım yani. Normalde hiç bu kadar yağsız bir kuzu eti görmedim ben. Normalde yani inanılmaz yağlı olur tavam. Şimdi hiç yağ çıkmadı. Güzelmiş bence. Evin erkeği çöpü indiriyor. Aferin akıllı oğluma. Evet. Bugün sıra Baran'da bak. Ne güzel indirdi. Aferin oğluma. Çok mu yoruldu? Evet. O kadar yorucu olamaz. Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Ay gelin topuzu yapmışım. Nazoş'a gidiyoruz. Teyzeme. Evet Nazan teyzesine gidiyoruz. Dur merhaba diyeyim. Bir de anneciğim. Merhaba. Nazoş'a gidiyoruz ama önce bir şok markete uğrayacağız. Baran flüt istedi. Şu anda olsa olsa şokta olur. Okul malzemeleri şokta kalmış çünkü. Baban geliyor galiba. Önce şoka uğrayalım. Baran'a bir flüt alalım. Oradan Nazoş'a geçeceğiz. Bugün asla çok oturmayacağım. Yani o mutfağın dili olsa da bir konuşsa. Sürekli dedikodum teyzende.
Çünkü Serkan biraz rahatsız. Hani bir saat Baran'ın gönlü olsun, ben de Nazan'ı görmüş olurum. Ancak bir saat otur gelirim diye düşünüyorum. Artık yarın görüşürüz. Bu arada şöyle bir karar aldım, onu da söyleyeceğim. Artık peynir yaptım, yoğurt yaptım, işte ne bileyim herhangi bir değişik bir şey yaptım. Hepsini uzun uzun paylaşacağım. Çünkü paylaşmadığım zaman mesaj atıyorsunuz. Niye hani ayrıntılarını göstermedin diye. Ben aslında sizi sıkmak istemediğim için şey yapmıyorum. Hani çok hızlı geçiyorum. Ama bundan sonra hepsini göstereceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.